Bir ben, gel bakalım. Bir saniye, hemen düzelteyim. Çantan yok mu? Çantam var. Ama ben talk show'dayım. Çantamı da kuliste bıraktım. Kemal Bey, Derya Baykal kombinim de bana kızmıştı. Neden bir tane ihtiyaçlarını koyduğum bir şeyin yok diye. İhtiyaçlarımı koyduğum bir şey orada var. Getireyim mi? Buyurun. Yani sonuçta bir çantasız sokağa çıkılmayacağına göre Derya Baykal zamanında da o yüzden uyarmışımdır. Nasılsın bir ben? İyi hocam, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizlerle uğraşıyorum dermişim. Keyifli bir uğraş tabii ki sizlerle olmak. Sizler için de bizlerle olmak olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben direkt kıyafetine geçeceğim. Artık mevzulara girmek istemiyorum. Çünkü girersem gene başlayacağız. İşte Ayşenur'la konuşmaların, Rabia'yla girmeyeceğim. Arkadaşlarım gerekirse zaten girecekler. Yan dön. Sadece yan. Muhteşem duruyor. Bak, teşekkür çok enteresan. Hocam. Ama öne dön. Önde pantolonun senin pantolonun değilmiş gibi duruyor. Neden? Neden diye soracaksın. Şuradan şöyle bir darlık geliyor ya. O darlık buradan sonra açılıyor. Çok güzel açılması. Şurası pek çok dar. Onun biraz daha bol olmasını tercih ederdim. Seni böyle böyle yapmış. Ne demek istediğimi anlıyor. Yandan hayır, muhteşem. Onu düzeltmeni gerekiyorum bir daha gerekmez. Onu rica ediyorum bir daha. Bu önden duruşunda problem var. Ha o duruşu neden? Ben sana şimdi söylüyorum. Üstündeki çok güzel. Biraz daha şuraya kadar insan. Niye ayağa kalkıyorum? Ben heyecanlanıyorum böyle. Bugün pek heyecanlıyım. Evet. Güzel enerji çünkü. Ne olursa olsun. Biraz daha inmesi gerektiğini düşünüyorum. Çantanı düz ve öyle portföy şeklinde tercih etmen hoş. Fiyatlarını alalım lütfen. Tabii. Sonra seni Gülşah'ıma teslim edeceğim. Ayakkabılarım 259 liraydı. Hediye pantolonum 170 liraydı. 150 liraya aldım. Organza ceketim ve içimdeki bluzum 150 lira. Çantam 40 lira. Küpelerim 25 lira. Yalnız hakikaten çok hoş görünüyorsun. Teşekkür Benim ederim sana hocam. Söylemek istediğim proporsiyon açısından söylemek istediğim. Ki sen buna... Herkes etmese de dikkat eden çocuklardan birisindir. Bazıları söyleriz söyleriz gene kafasına göre giyinir. Ama sen çok dikkat edersin. Burayı birazcık da ya da üstü uzatsaydın çocuğum. Üstü uzatsaydın zaten böyle topuklu giymişim ve siyah da zaten bacak boyunda uzun görünüyor. Bir tek söyleyeceğim bu. Başka öğretmenim şey öğretmen gibi olmuş. Evet sen öğretmenim diye diye beni bu hale soktun. Evet Gülşah'ım. Evet, Uğurkan abi sana çok moral verdi şu anda ama ben aynı şeyi düşünmüyorum. Ayakkabın ve saçından başka hiçbir şey beğenmedim. Benim için böylesine bir pırıltılı bir kombinin üstünde böyle parlak bir organze mümkün değil olamaz. Mat olmalıydı o. Belki krep olmalıydı, belki bir multi şifon olmalıydı. Sade bir şey tercih ederdim, parlamayan bir şey tercih ederdim. Üstündeki ceketin dikişleri, kol evleri yani çok kötü. Biri oradan, biri oradan içindeki askıyı görüyorum. O dikiş mi, kol evi mi belli değil. Hiçbir şekilde beğenmedim. Pantolon sana bir kere dar. Çünkü diz kapağının yanındaki, buradaki... hattını görüyorum. Bacağındaki hattını görüyorum. Ayakkabın çok şık, saçın çok güzel, bu kadar. Sağ olun Gülşah. Neredeydin? Kaçırdım. Talk show'dayım Kemal. Ha, talk show. Ne konuşacaksınız? Bol bol kızları çekiştireceğiz. Sezonun nasıl geçtiğini anlatacağım. Program bitmiş. Hep niye talk show'dasın? Hep bana derler ya, şov yapıyorsun, rol yapıyorsun. Ben de zaten bunu hep kabul ederim. Güzel rol yaparım. Bugün şovu sen yapmadın ama Buket yaptı. Tamam aşkım. O yüzden böyle onunla bağdaşlaştırdım dedim. İçinde ne var? İçimi göstereyim Kemal Bey. İçim şöyle. Keşke güzel bir smokin ceketi geçen bahar giymişti dün mü evvelki gün mü. O tatlarda bir erkek gibi maskülen bir ceket şahane olurdu. Ama bu organize bitirmiş olayı. Hiç onun üstündekini sevmedim. Geri kalan kısmında ortalama.
Teşekkür ederim. İçindekini ben beğendim, yakışmış. Evet. Zaten arkadaşlarım detayları söylediler hani orası ama kilo aldığın için zaten nereye kadar, bu payet zaten olduğunuzdan büyük beden gösteriyor sizi, nereye kadar kapatabilirsiniz? Onu göz önüne alarak yorum yapıyoruz. Fakat üzerine aldığın bu hani organze, gömlek ceket arası olan şey bence senin kıyafetini bir anda çok kadınsı bir kıyafete çevirmiş ve daha alaturkalaştırmış. Kemal'in dediği gibi ben de o yüzden atladım, aynısını söyleyecektim diye, güzel bir ceket olsaydı üstünde hem çantan ve ayakkabınla da daha iyi bir mat renkte olacaktı, daha iyi uyum sağlardı, hem de daha modern görünürdün. Bunları düşün ara ara. Çünkü bu öyle çok takım takım duruyor ve çok kadın kadın duruyor. Kötü müsün? Kötü değilsin tabii ki. Ama öbür türlü düşünseydin çok daha farklı bir şeyle gelirdin önümüze. Teşekkürler. Evet, puan veriyorum. Ceket giyseydin 5'ti ama ceket giymediğin için 4. Teşekkürler hocam. 2. Teşekkürler. 3. Teşekkürler. Bu seni üzer. 3 yavrum. Teşekkür ederim. Evet, senin yerine uğurluyoruz ve Ceren'i alıyoruz podyuma. Nereye gidiyorsun? Doğum gününe. Kimin? En yakın arkadaşım. Fiyatlarını ver. Butilerim 450 TL'ydi hediye. Çantam da hediye. Çantamın fiyatını bilmiyorum ama sormadım hiç. Pantolonum ve bluzum hepsi 680 TL'ydi. 400 TL'ye aldım. Vah! Vah! Vah yani. Ve takılarım da 30 TL. Çok mu beğendin bu deseni? Deseni beğenmedim aslında. Hani beğendim ama hani çok beğenmedim. Sadece böyle düz bir payet elbise alıp gelmek istemedim. Keşke düz bir payet elbise alıp gelmek isteseydin. Şey mi? Üzerindeki desen berbat. Pantolon dökümlü olmadığı için alt kısmı belli ki payetleri esnemiş ve bir ton farkı yapıyor. Keşke bunun altına krep bir pantolon giyseydin. Belki bir şekilde bir daha toparlayıcı gözükebilirdi. Sana baktığım zaman gördüğüm en güzel şey yüzün, saçın, makyajın. Muhteşem. Büst gibisin.